Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda ALİ'nin uzun kullanım ve deneyim videosunu yapacağız. Öncelikle ALİ 1'in çıkmasıyla birlikte ALİ'nin fiyatının çok daha aşağıya düştüğünü söyleyebiliriz. Daha albenili bir cihaz kategorisine girmiş durumda fiyatıyla birlikte. Öne çıkan özelliklerine kısaca değinecek olursak, 6.4 inç Full HD Plus özelliğinde ekranı bulunuyor arkadaşlar. Ve bu ekranın Gorilla Glass 3 ile korunduğunu belirtelim. 64 GB dahili depolama, 6 GB RAM ve 4000 mAh bataryası bulunmakta ki bataryasının gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Günlük birçok telefon görüşmeleri, sosyal medya, hatta küçük oyun, eğlence gibi durumlarda dahi günü rahatlıkla çıkarttığını söylemek yanlış olmaz. Aynı zamanda güncel tasarım dilini, yani ön tarafın büyük ölçüde ekran olma özelliğini de üzerinde bulunduruyor arkadaşlar. Aynı zamanda damla çentik şeklinde de bir ön kamerası bulunmakta. Aynı zamanda alt tarafında 3.5 mm yine jack'ının bulunduğunu da belirtelim arkadaşlar. Öncelikle büyük bir ekranı olmasına rağmen bataryasının çok iyi gittiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Günü dediğim gibi rahatlıkla çıkartabiliyor. Bu yönden gerçekten alınabilir bir cihaz olabilir. Ancak eksik yönleri tabii ki var. Örneğin önde damla çentik ve arkada üçlük kamera sistemi bulunmakta arkadaşlar. Ancak bu kamera sistemlerinin orta alt derece denilecek kadar kamera performansı kötü diyebilirim. Eğer ışık yüksekse, ki bu fotoğraf örneklerine inceleme videosundan ulaşabilirsiniz arkadaşlar, açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Yani kameraları özetleyecek olursam, gün ışığında iyi performans veriyor arkadaşlar. Ancak oda ışığı ve neredeyse karanlık denilecek ışık düzeylerinde fotoğraf kalitesi bir o kadar kötüleşmekte. Bunun yanında orta seviye bir telefonda 6 GB RAM bulunmakta arkadaşlar. Yaptığınız günlük işlemlerde, arka plandan silmeyi unuttuğunuz uygulamalarda dahi herhangi bir donma, kasma vesaire yaşamıyorsunuz. Bunun yanında arayüzü gayet keyifli ve akıcı arkadaşlar. Telefonda bazı küçük yazılımsal sorunlar da mevcut arkadaşlar. Örneğin sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'da fotoğraf ekrana geldiğinde bazen net bir çerçevede görünmüyor. Aşağı yukarı yaptığınızda tekrar resim orijinal formatına düzgün bir şekilde yüklemesini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda telefonun materyaline geldiğimizde ön taraf hariç geriye kalan kısmın plastik olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine destekleyici iskeletinde plastik olduğunu söyleyelim. Bunun yanında yine incelemede bahsetmiştim arkadaşlar. Telefon çok leke tutmanın yanında çok fazla çizilmeye de müsait bir yapıda. Yine bu çiziklerin devam ettiğini söyleyebilirim. Kılıfla kullanıldığı halde maalesef küçük kılcal çizikler ve nokta nokta renkte bozulmalar mevcut. Şu an ekrana ne kadar yansıyor bilmiyorum, ancak kameranın genelde yan tarafı ve üst çevrede yaygınca bulunmakta. Kanalda yine ALİ'nin yüz tanımasını kandırdığımız bir videomuz bulunmakta arkadaşlar. Tabi güvenlik güncellemeleri ile birlikte bu hatanın ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Ancak yüz tanımanın bazen hata verdiğini söylememiz yanlış olmaz. Bunun yanındaysa parmak izi okuyucu çok kötü çalışıyor arkadaşlar. Gerçekten hiç bu özellik konulmasa daha iyiydi denilebilir. Bu arada parmak izinin de ekran üzerinden olduğunu belirtelim arkadaşlar. Aynı zamanda seste de bazı problemler bulunmakta arkadaşlar. Herhangi bir videoyu açtığımızda, son sesi aldığımızda kanal kurulumu nasıl yapılır? Çok fazla bağırıyor ve seste bozulmalar oluyor arkadaşlar. Nedir? Ancak bir tık aşağıya aldığımızda ses ile arasında çok fazla fark bulunmakta. Evet, ses düzeliyor, ancak en yüksek ses ile bir alt ses arasında uçurum fark bulunmakta. Evet arkadaşlar, artısıyla eksisiyle ALİ'nin uzun kullanım ve benim deneyimlerim bu şekildeydi. Fiyatı biraz daha düştü, alınabilirliği tabii yükseldi, ancak bunları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Benim için bataryası iyi olsun, yine sosyal medya uygulamaları ve güncel oyunları kaldırsın diyorsanız bu telefon sizin için iyi olacaktır. Ancak benim için kamera da önemli, herhangi bir optimizasyonda sıkıntı olmasın vesaire diyorsanız bu telefon maalesef sizin için iyi olmayacaktır arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı, düşünce ve yorumlarınızı yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.